sormuştu bana, modern İslam'dan kastınız nedir diyor. Farklı bir şey zannediyorlar. Bizim söylediğimiz hurafelerin olmadığı ve gerçekten şu an Peygamber Efendimiz yaşasaydı bu dönemin en modern insanı olurdu. Biz bunu kastediyoruz. Yani kaliteli, sevgi dolu, bağnazlığın olmadığı sahabe İslam'ının bu dönemde yaşanması. İstediğimiz bu bizim. Dolayısıyla modern İslam zaten Kur'an'ın uygulanması anlamında. Biz Kur'an'ın uygulanmasını anlattığımızda sadece komünistlere yönelik söylemiyoruz bunu. Sadece hurafelere uyanlara yönelik söylemiyoruz. Yani genel olarak anlatıyoruz. Müslümanların içerisinde de bağnazlığın olmaması gerektiğini anlatıyoruz. Biz dolayısıyla Kur'an'ın gerçek ruhunun, sevgi ruhunun tanıtılması için bunu söylüyoruz. Tabii ki mesela yanlış olan Müslümanlığa yanlış olarak katılan mesela intihar bombacıları sanki bir Müslümanın yaptığı bir uygulama gibi gösteriliyor. Halbuki öyle değil. Bir Müslüman kesinlikle böyle bir şey yapmaz. Biz bunu defalarca anlattık ve anlatmaya da devam edeceğiz. Dolayısıyla bizim tebliğimiz Allah'ın izniyle sadece komünistlere yönelik, sadece ateistlere yönelik değil, aynı zamanda Kur'an'ın gerçek ruhunun yaşanmasına yönelik. Kur'an'daki o güzelliğin, kalitenin, modernliğin, sanatın da aynı zamanda yaşanmadığı bir İslam olamaz. Bilimin uygulanmadığı bir İslam olamaz. Ama bağnaz zihniyete baktığınızda bunların hiçbirisini içerisinde göremezsiniz. Kadınları bağnaz bakış açısında göremezsiniz. Kadınlarla konuşamazsınız. Başı açık bir kadına bakış açısını herkes biliyor. Halbuki anlattığımız bakış açısında başı açık olabilir, başı kapalı olabilir, çarşaflı olabilir bir hanıma her zaman bir Müslüman saygıyla yaklaşır, şefkatle yaklaşır. Sadece hanım değil, herkes yani bir Hristiyan olabilir. Defalarca anlattığımız modern İslam anlayışını kastettiğimiz konu bizim bu güzel sevgi dolu anlayış. Bizim başı kapalı arkadaşlarımız var, canımız gibi seviyoruz. Hiçbir zamanda olumsuz bir düşünce içinde değiliz. Tabii. Herkesin özgür yaşayacağı, rahat edeceği bir ortam istiyoruz. Ve Didem'in anlattığı konu çok önemliydi. Çok dehşet verici bir ortam bahsettiği, o örnek verdiği örnek. Ama çözümü de var. Allah çözümü de yaratmış. Çok kolay. Herkese söylesek, yani kim duysa bu konuyu zaten irkilir. Çok dehşetli bir ortam olduğu belli ve rahatsız edici bir ortam olduğu belli. Ama Allah çözümünü İslam birliğiyle, Müslümanların birleşmesiyle, insanların aydınlanmasıyla çözümü sunuyor bize. Bizim sadece yapmamız gereken dua etmemiz, insanlara bu konuyu birbirimize aktarmamız, niyet etmemiz ki Allah gerçekleştirecek olan, Allah gerçekleştirecek. O yüzden herkesin o ruhta olması gerekiyor. Çok güzel bir huzur veren bir dünyanın varlığına ulaşmak için. Tabii. Sadece niyetle, istekle, arzuyla bunu gerçekleştirebiliriz. Yani çok zor da görüyor olabilirler, öyle bir şey yok. Allah gerçekleştirecek. Allah için her şey çok kolay inşallah. İnşallah.